Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Az önce logoyu inceledim. E, Blondir bandının ne kadar işe yaradığını gördünüz. Şimdi sıra asıl incelemem gereken. Yani onu örnek olsun diye bunları birbiriyle karşılaştırmak için inceledim. Bu fonet asıl incelemek istediğim budur. Burada e, logo yazılım. Çünkü bunun babası. Bundan önce halka arz olmuş. Daha iyi bir geçmişi var. Şunu bir önce e, yıllık bakalım. Bakın bunun 2-4 yıllık bir geçmişi var. Çok bir geçmişi yok. Hisse geçmişi 1.40'ı görmüş en düşük 2017'de. Zaten 3 yıllık bir firma. 2020'yi doldursa 4 yıllık olacak. Onun için bunun öyle bir geçmişi yok. Bunu e, yıllık inceleyemiyoruz. Nereden nereye gelmiş. E, aylıkta yakın zamanda çok güzel prim yaptı. Ee, gördüğünüz gibi nereden nereye gelmiş 3 radan 11 bir çoğu gösterdiler şimdi bunu Bollinger bantı ilkelerine göre bakalım inceleyelim arkadaşlar bakalım bunda logo gibi bir şey görür müyüz bakın arkadaşlar burada günlükte açılma başlamış Bollinger bandının üstüne atmış ve e, ilk defa <laughs> Perşembe günü 8 sert verince bir Bollinger bantının altına düştü Cuma günü tekrar üstüne attı. Şu an bunun üstünde durduğu sürece, buradan uzaklaşmadığı sürece günlükte sıkıntı yok. Ama bir daralma işareti var şurada. Yani bir süre bu çok hızlı bir yükseliş. 2 ayda, 3 ayda 11. ayın başıyla 2. ayın başı tam 3 ay oldu. 3 ayda yüzde %400, 3 liradan 12 lira, yüzde %4 kere 3, 12. Yüzde %400 ediyor aşağı yukarı. Evet, 11 bin, 67 yani %400 aşağı yukarı yuvarlıyorum. Bunu bir hazmetmesi lazım. Gelen bilançolarla bu karın altını düşür, doldurması lazım. O yüzden ben bunu hani şu an illa alın anlamında değil. Zaten alım satım tavsiyesi değil. Bluncer bandını inceliyoruz. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Burada orta bluncer bandı 9100'den geçiyor. 900'ün altına düşmedi sürece hani geçici bir düşüş yapabilir kalıcı bir düşüş olmaması lazım. Yani 2-3 gün oradan uzaklaşmaması lazım. Yani e, uzaklaşırsa günlük için geçerli bu yorumlar e, iyi olmaz. Ama bir de temelini bilmemiz lazım. Temelini bildiğimiz zaman artık bu yorumlar ne olur? E, bir fazla önem arz etmez arkadaşlar. Asıl olan temeldir ama e, ...blonger bandı da çok güzel destek veriyor... ...güven veriyor bize... ...yani şurada bakın... ...bir buçukken 2019'un... ...ikinci ayında tam buradan bir yıl önce... ...asıl yükseliş... ...başlamış... ...fakat patlaması nerede olmuş arkadaşlar... ...11. ayın 5'inde yani 3 lirayken... ...çok hızlı bir yükseliş var... ...blonger bandı nasıl açılmış... ...işte... ...timsah gibi ağzını nasıl açmış görüyorsunuz... ...blonger bandın önemi bu daraldığı yerde açıldığı zaman eğerse şurada açıldı işte ben bunu öğrendiğim iyi oluyor. Hemen 3-5 kalıma satmaz olurum artık inşallah. Siz de uygularsanız biz de uygularız. Beraber para kazanırız. Şurada hemen işte 3 liradan 4 lira oldu sat olmaması lazım. Biz bendeki hata buydu. Sizi bilmiyorum ama bu kadar tutamıyorum. Şunu iki ay tutsak yüzde 300 paraya. İşlem hacmi çok güzel artmış. Dediğim gibi bilançolar eşlik ederse haftalıkta e, alma devam ediyor. Yani daha orta bluncır bandı 5.5. Bu işlem yaptıkça e, önümüzdeki 3-5 ayda bu yukarı doğru aşağı bile verseler işlem yukarıda gerçekleştiği için orta bluncır bandı yukarı gidecek. Onun için bunun destek noktası 6.5 arkadaşlar. 6.5'ü kırmaması lazım haftalıkta. Evet, aylıkta zaten kopmuş. Böyle bir aylık yok. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani Bollinger bandının kendine çekmek için zaten aşağı veriyor. Yani bu kadar hızlı yükseliş doğa ekonomik kanunlarına aykırıdır. Yani %400 kar etmeden %400 yükseldiğiniz zaman şeylerle düşüşü olur. Bu aldığı ihalelerle altını doldurulacaktır. Ee, bunu niye çekiyorum? Yani kademeli alınabilir. Ee, bilançolar takip edilir ee, teknik analiz olarak takip edilir ee, atıyorum buradan 200 lot aldın işte 8'e geldi 200 lot aldın 6'ya geldi 500 lot 1000 lot aldın 20 bin liralık aldın bekledin Bu işte ortalaman 6-7 lira olur 60-70 lira olduğu zaman 10 kat kazanmış olursun çünkü az önce dediğim gibi şeyi gösterdik logo yazılımı Bunlarda bir ışık gördün mü millet alıp götürüyor. Yani iniş çıkışlar çok sert iniş çıkışlar oluyor. O yüzden asla bütün parayla almayın. Yani alsanız çok beklemek zorunda kalırsın. Alınmaz diye bir şey yok. Yani şansınız yavaş yani biraz da şans olacak yani. Siz aldıktan sonra oradan düşmemesi lazım şeylerle düşüşü siz aldıktan sonra devam etme olursa çok para kazanırsa ama tam tersi olursa atıyorum 10 liradan 5 liraya düştüğü zaman paranızın yarısı gider. O yüzden yani hırslı olmak yerine portföy çeşitlemesi yapmak birkaç tane hisse almak önemlidir. Yani aylıkta bu açılma olmuş. Şu Blunger Bandır'ın üst, üstü nereden geçiyor? 7 lira. Onu 8'e doğru çekmesi için bunun 10 liraya devam etmesi lazım. Yani yoksa o Blunger Bandı asarır. Önce bir bloncır bandının içine girmesi lazım. İşlem hacmi e, dehşet artmış gördüğünüz gibi en altta. Burada sadece iki tane indikatörü görebiliyorum arkadaşlar, bloncır bandı ve işlem hacmi. Bu ikisi bile çok büyük bir e, gösterge oluyor. Evet, dolar bazından zaten kopmuş. Günlükte bakalım. Yine internet gitti. Evet. Gördüğünüz gibi ne kadar işe yaradı buradan belli. Dolar bazlı da arkadaşlar bakın 50 centken yani 3 lirayken üstüne atıyor ve gidiyor. Ve şu dolar bazlı Şu an dolar bazlı da desteğinde. Bakın burada teyit alıyor. Buradan teyit alıyor. Alttan bir çizgi çektiğimiz zaman açıkçası 9'u kırmaması lazım yani 50 cent mi oluyor? Orta Bollinger bandı bir birçok dolar. Bir birçok dolar da 8 çok 9 lira. Buradan çok uzaklaşmaması lazım günlükte. Haftalıkta görüyorsunuz timsah gibi ağzını açmış. İşte haftalıkta daha mantıklı dolar. Yani tam üst Bollinger bandına Aça aça gidiyor ama hazmetme devresine girmiş gibi yani bir süre buranın hazmetme çalışması olabilir. E, bu orta blunger bandını kendine çekip yapıştırdıktan sonra aynı logo yazılımda olduğu gibi oradan bir sert destek aldıktan sonra tekrar bir birkaç kat yükselme potansiyeli yapabilir. aylıkta kopmuş zaten. Yani güzel bir gelecek vaat ediyor. Arkadaşlar tekrar logodaki benzerliğini göstereyim. Logoda ne demek istediğim az önce. Yani kıyasladım ama haftalıkta ne demek istediğimi bir daha delille göstereyim. Bakın işte bunu diyorum arkadaşlar. Gelip bakın burada destek almış. Bakın şuradan bir hızlı çıkış yapmış birkaç kat. Yani e, bir buçuk liradan 30 liraya gelmiş. Yani o, bununla kıyaslarsak daha yolu var yani. Şurada bir düşürür gibi yapmış. Ay, iki ay düşmüş bilincir bağının altında. Ondan sonra tekrar bir yükseliş yapmış. Yani şurada üstüne attıktan sonra tekrar bir yükseliş yapmış. Yani bu e, dediğim gibi önümüzdeki bir iki yıl yükselişine devam edecek. Hırslanmadan Hastalık blonder bandı bu şekilde gelip yukarı çektikten sonra onun için işlem hacmi aşağı yukarı çok olacak. Sürekli alıp satmak lazım. Ee, yani ben alayım onu tüm bana çok mantıklı gelmiyor ya. Örneğin 11.5'da verip buradan almak varken o zaman %20-30 düşürmüş oluyorsun. Yani 8.5'a düştü. Neredeyse %50. Ee, 3 lira düşmüş oluyor. 11 %30 düşmüş oluyor. şurada görüyorsunuz açılma olmuş daralma devam edebilir ama işte şunu demek istedim bakın şurada çok güzel bir yorulma var yani şurada değmiş bu değme işte haftalıkta da aynısı olması lazım arkadaşlar yani bir iniş çıkışlarla haftalıkta bloncur bandını yukarı alacak şurada değmiş yani iki tane çizgi çek günlükte de burası destek buradan devam edebilir düşebilir. Ee, teknik analizde tutturma şansınız %50'dir yani. İki tarafa da aşağıda yukarıda gitme ihtimali var. Ama dediğim gibi temelle desteklediğimiz için düşüşler alım fırsatıdır. Kademeli olarak 9 lira, 8 lira, 7 lira, 6 liradan toplanır gücüne göre. Bir ee, iki yıl sabredeceğin ihtiyacın olmayan bir parayla alıp sabredersen Logo Yazılım gibi 40 kat, 50 kat giderse daha işin başında. Yani bunun en düşüğü de bir birçok da aynı Logo Yazılım gibi. Onun gibi bir performans gösterirse bakın internet gidiyor iki de bir. 2017'de bakın 1700. 50 kat giderse 75 lira olması lazım yani. Ama o kaç yılda yapmıştı onu? 2018'de mi yapmıştı? 5-7 yılda mı yaptı? Kısa süreli için söylemiyorum arkadaşlar. Bu benim analizlerim teknik analiz de olsa temel analiz de olsa çünkü borsada kısa sürede iniş çıkış çok olur. Baş, baş edemezsiniz. Zarar edersiniz. İhtiyacın olmayan bir parayla arkadaşlar bakın 2012'de ne zaman gelmiş 58 liraya. 2016. 4 yıl sürmüş. Yani o yüzden 3-5 yıllık diyorum. 3-5 yıl tutacak. Düştükçe al. Yükseldikçe birazını sat. Düştükçe bir daha al. birazını sürekli dursun 3-4 yıl. Bu formülü uygularsanız burada karlı çıkarsınız. Alım satım tavsiyesi değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim.